Şimdi yıllar önce aşırı kimyasal ilaç kullandım ben yıllarca. Önce romatizma nedeniyle, sonra alerji nedeniyle midemde, sonra doktora gittim Almanya'dayken, daha ben bu bitkisel işlerle uğraşmazken. Doktor dedi ki aşırı ilaç kullanmaktan midende böyle yara var. Şunu şunu kullan. Kullanayım bakayım. Kullandım. Birkaç hafta sonra eve mi gidecektim? Pazara mı gidecektim? Camiye mi gidecektim? Sokağın ortasında durdum böyle. Nereye gidecektim? Ben değil, düşünmeye başladım. Nereye gideceğim şaşırdım. Allah Allah dedim. Bana ne oluyor böyle? Yani ne yapacağımı şaşırdım. Sokağın ortasında durdum. Allah Allah bana ne oluyor dedim ben. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Kaç yaşındayım o zaman? Genç bir adam. Sonra gittim dedim ki ben bu ilaçları aldıktan sonra bana bir şeyler oluyor. Bir araştırayım. Ben de kimya okuyordum zaten o zaman. Baktım yan tesiriz öyle bir destan. O posun yan tesir. Hepsini çöpe attım. Hemen gittim bir kitap bitkilerle ilgili. Onu oku, bunu oku, şunu oku. Araştır, araştır, araştır. Deneyler yaptım, yaptım. Elhamdülillah. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960, 52-60 yıllar arasında Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller. Bunlar ayrı ayrı zamanlarda kendi hastaları üzerinde lahanayla tedavi denemeleri yapmışlar. Bildiğiniz beyaz lahanayla gastrit, ülser, reflüyü iyileştirmişler. Yani yüzlerce hastayı bu üç profesör doktor kendi ekipleriyle, tek başına değil, hastaları tedavi etmişler. Ama işin üzerinde fazla durmamışlar. Şimdi Alman firmaları da bunun hapını yapmış. Çok güzel dedim. Gittim aldım hapını kullandım. Faydası yok. Dedim ne oldu? Burada bir anormallik var. Hapı etkili değil. Neden etkili değil? Yani lahananın suyu etkili, hapı etkili değil. Neden? Çünkü lahananın birleşiminde vitamin, mineral, enzimler var. Artı yoğurttaki laktobazilos ve bifidobakterileri var. Yoğurttakinden 1000 kat daha fazla. Laktobazilos, bifidobakteriler. Fermentasyon sırasında oluşuyor bu. Özel bir sistem. Ben bunu dedim, doğal üreteyim. Yani bu Almanların yapmış olduğu hapta iş yok. Lahana suyunu özel bir sistemle geliştirdim, içtim. Gastrit, ülser, reflü gitti bitti. Lahana suyunu ama uzun süre kullanırsanız bu sefer guatr başlayabilir. Çünkü lahananın suyunda çok hassas bir madde var. Metil metilyonun sulfonyum bromid. Bu bir amino asit türevi. Midedeki gastrit, ülser, reflüye sebep olan bakteriyi öldürür. Dünyada en doğal Helicobacter pylori'yi öldüren en doğal, en etken madde bu. Lahana da bulunur. Haşlasanız bozulur, kaynatsanız bozulur lahanayı. Bu etken madde çok hassas bir, hemen bozulabilen. Hatta mikserde çekerseniz bile bozulur. İşte bir madde daha içerir. Bu da tiyosiyanat. Tiyosiyanat guatr'a sebep olur. Lahana suyunu uzun süre içtiğiniz zaman bu sefer mideniz yolur, guatr başlar. İşte biz bu yan etkilerini giderdik. Özel bir formülasyon geliştirdik.